Ziya Bey, üşüteceksin. Şunu sırtına vereyim. Meryem, bir daha aradı mı Kıymet Hanım? Aramadı. O da kendi derdinde zavallı. Kim bilir ne halde. Gözüme uyku girmedi bütün gece. Hani sen demiştin ya, Meryem uçağı kaçırdı diye. Onun yola çıktığı saatlerde torunum çalınmış. Aklından ne geçiyor senin Ziya Bey? Aklıma geldikçe Allah korusun diyorum. Meryem'de akıl fikir kalmadı Kerem'den sonra. Elif'e de çok kinlendi. Yani acaba diyorum. Aman, bunun ağzından yel alsın Ziya Bey. Yok, benim kızım yapmaz öyle şey. Meryem yapmaz. Ama evlat acısı çeken Meryem ne yapar, ne yapmaz bilemeyiz. Bir kere yüreğine ateş düştü. Yok Ziya Bey. Ana o bir kere, ana. Kıyamaz. Vicdanı el vermez öyle bir şey yapmaya. Hem bilmez misin kızımızı? O bir karıncayı bile incitemez. Pamuk gibi yüreği vardır. Sonra kahramanı canından öte sever. Yok, yok. Bilemiyorum Kıymet Hanım. İçim hiç rahat değil. Gördün gitmeden evvelki halini. Ettiği bedduaları duydun. Aman deyim Ziya Bey, aman. Sakın bu dediklerini kahramana da söyleme. Vallahi telefon açıp hesap sorar Meryem'den. Bir daha ömür boyu toparlayamayız kızcağızı. Hadi, hadi sen üşüteceksin. Al şunu da sırtına Ziya Beyciğim. Düşünme artık böyle kötü şeyler. Kızım, yüzüm kaşık kadar kalmış bak. Hadi azıcık bir şeyler ye. Canım hiçbir şey istemiyor hala. Hatta yaşamak bile istemiyorum. Öyle deme yavrum, isyan etme. Ben de çektim aynı acıyı. Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Acın taze, zamanla küllenir. Ana yüreği ne kadar sızlasa da bu kadar ağlamayacak. İnanması çok güç hala. Ama öyle, halana inan sen. Kızım, sen bir haber mi bekliyorsun? Geceden bu yanına telefon elinden düşmüyor. Annem dün ulaşamayınca çok merak etmiş hala. Ben de bir daha olmasın diye bakıyorum. Alo, Meryem. Nasılsın kızım? Nasıl olayım anne? İçim kan ağlıyor. Nereye gitsem acısı hep aynı. Kolay değil yavrum. Hiç kolay değil. Ama zamanla hafifleyecek, göreceksin yavrum. İnşallah. Bediye nasıl? İyi. Hediyesini beğendi mi? Ne hediyesi? Şenol dedi. Arabayı durdurup alışveriş merkezinde inmişsin ya halama hediye alacağım diye. Hediye falan almadım anne. Peki uçağı niye kaçırdın sen kızım? Meryem. Meryem, kurbanın olayım, korkutma beni. Ne yaptın sen? Ha? Hadi de bana. Oğluma gittim anne. Oldu mu? Kerem'in toprağına son kez dokunayım istedim. Bu yüzden uçağı kaçırdım. Söyleyeydin Şenol'a, o götürürdü seni. Yalnız olmak istedim anne. Yanımda yabancı biri olsun istemedim. Hem sen deminden beri ne diye bana uçağını için kaçırdın diye sorup duruyorsun? Maksadın ne?
Maksadım falan yok kızım. Dertleniyorum senin için. Ana yüreği işte. Benim için dertlenme anne. Sen kıymetli oğluna bak. Evlat acısı çekiyor. Destek ol ona. Apar topar onu da bir yerlere göndereyim deme sakın. Perişan olur. Ben seni ararım. Sen arama. Sakin olun. Haber ver mutlaka. Tamam. Anladım. Kapatıyorum. Kıymetle mi konuşuyordun? Evet, selamı var. Ne dedi, bebekten bir haber var mı? Yok, olsa söylerdi mutlaka. Kahve ister misin kızım? Evet hala.